Herkese Merhaba ben Melih Esat Açıl Çok kritik bir süreçten geçiyoruz Ortadoğu adeta kaynıyor İran devrim muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis Amerika'nın Irak Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği operasyonla Öldürüldü Burada bu tabloyu sadece İran'ın işte Amerika ile gerilimi üzerinden okumamak gerekir. Tüm bölge ülkeleri bir sünni şia çatışmasına çekmek istiyorlar. Çünkü daha önce de Irak ile İran'ın savaşını hatırlarsınız. Körfez ülkeleri savaşları vesaire bunu çok kez denemişlerdi. E bölge bu kadar karışıkken yine burada sünni şia çatışması ve kutuplaştırarak bölgeyi parça pintik hale getirerek kendi güçlerine elde etme çabalarından öteye okumamak gerekir. Çünkü bakın daha önce aktarmıştım burada oynanan her oyun İsrail'in arz mevut yani kendi inançlarına göre Suriye'yi göbek alan o coğrafyayı Suudi Arabistan'ın kuzey İran'ın kuzey kısmı Lübnan'ın kuzeyi işte Türkiye'nin güney kısımları vesaire o bölgelerin tamamını kendi bölgesi ilan etmiş durumda inançları gereği. Hatta İsrail Milli Eğitim Bakanı eğer bizi bundan vazgeçirmek istiyorsanız bizim inancımız yok etmeniz gerekir. Çünkü biz buna iman etmişiz. E Amerika'nın da evangelist güçlerinin bu bölgeler İsrail'in olduğu zaman onların kendi kitabına göre ve Süleyman Mabedi'nin inşaatıyla birlikte Mehdi'nin kendilerini kurtaracağına inanıyorlar. Yani dini sayıklarla bunları harekete geçiriyorlar. Burada oynanan tüm oyunları bunlara bakarak değerlendirmek gerekir. Bunu zaten detaylı şekilde aktarmıştım videolarında. Evangelist ve Siyonist oyunu ile ilgili. Şimdi bölgedeki gelişmelere bir bakalım. İran'daki şu anda dondurulmuş olan Mehdi güçleri tekrar harekete geçirildi. Komutanları teyakkuz halinde olun emri verdi. i̇şte diğer ülkelerden de peş peşe açıklamalar geliyor. İşte Rusya itidalli olun Putin'den bu tarz açıklamalar. Avrupa'dan kendi vatandaşlarına Irak'taki İran çevresindeki vatandaşlarına tekrar ülkeye dönmeleri noktasında açıklamalar geliyor. Yani genel çerçevede açıklamalar bu yönde. Ancak bölgede her an bir çalışma olabilir. İsrail, Golan tepelerindeki geçişi durdurmuş durumda ve özel bir toplantı yaptığı biliniyor. Çünkü zaten komutan Kudüs tugayı komutan olarak geçen birisi ve İsrail'de Amerikan en iyi olduğu biliniyor ve bu nedenle de İsrail'te tayakkuz altında halinde ve tabii Türkiye'den de açıklamalar yapılıyor. Bölgenin karışmasının hiçbir ülke için, hiçbir devletin iyiliğini olmayacağı noktasında genel bağlamında peş peşe açıklamalar geliyor. Son dakika haberi de Amerika'nın 3500 kadar askerini bölgeye yönlendirdiği şeklinde. Ben bu videoyu sürekli yapayım diye oturacaktım ancak her dakika yeni bir açıklama geliyor. Muhtemelen bu açıklamaları yaptım. Yani bu videoyu yükledim saatlerde de yeni gelişmeler olacaktır. Bunları şöyle bir virgül koyuyorum. Devam edeceğim ama Önemli bir tezkere geçti bizim de meclisimize. Biraz da bunun üzerine durmak istiyorum. Biliyorsunuz biz Libya ile anlaşma yapmıştık. Bu çok kritik bir anlaşma. Çünkü bölgede Yunanistan, İsrail veya Mısır'la böyle bir anlaşma yapsaydı çok ciddi bakımdan sıkıntıya girebilirdik. Bakın Yunanistan Dışişleri Bakanı geçtiğimiz haftalarda Hafter'i ziyaret etmişti. Devlet uçağıyla resmi bir şekilde destek açıklamalarında bulunmuştu. Ardından kimi ziyaret etti dersiniz? Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmişti. Rum Patrikhanesi'ne beraber Christmas kutlamışlardı. Onunla ilgili zaten detaylı açıklama yapmıştım. Geçtiğimiz videoda bakabilirsiniz. Ama diğer ülkeler devlet nezdinde olmasa da alttan onu destekledi biliniyor. Bizim burada Libya'nın da haklarını, Libya'nın meşru hükümetinde haklarını korumamız gerekiyor. Bu anlaşmanın devam etmesi için, kendi mavi vatanımız için. Ki zaten şu da bir gerçek. Biz sıkıntıya girdiğimiz zaman, bizi ambargo uyguladıkları zaman Libya'nın devrik lideri merhum Kattafi tarafından bize ciddi destek verilmişti. O ambargoya denmişlerdi. Doğalgazına kadar birçok noktada Türkiye'ye destek çıkmışlardı. Bu kadar yönlü bir boyut. Ve meclise oylama yapıldı. Meclise ne için oylama yapıldı? Libre'ye tezkere noktasında. Çünkü oradaki meşru hükümet eğer düşerse Hafter'in böyle bir anlaşmaya yanaşmayacağı zaten Yunanistan'ın ziyaretinden de belli. Yunanistan'la beraber hareket edeceği bizim nasıl kara topraklarımız kutsalsa mavi vatanımız da o şekilde kutsal. Barbaros Hayrettin Paşa'nın torunlarıyız. Oralarda canlı okumuş Çaka Beylerin torunlarıyız. Biz oralarda bizim vatan toprağımız. Ve ne olur tüm devlet biri kara, bizim karamızı ayak basıp işgal etmeye kalksa vatan millet hep beraber Sakarya birlik oluruz. Gider onu orada boğarız. Aynı durum olması gerekirdi ama meclisimizde aynı durum maalesef olmuyor. 325 evet 184 hayır ret oyu kullanılıyor. Bu aynı zamanda mavi vatanımızı koruyalım mı korumayalım mı oylaması mı? Kimler hayır oyu kullanıyor? Kendisi sözde ülkücüyüm diyen İYİ Partililer. HDP ile birlikte HDP de aynı şekilde ve CHP'liler. Şaşırdık mı? Hayır. Yanına bir de parantez açalım. Saadet partiler. Önce Saadet Partisi parti açıklama yapıyor. Diyor ki evet oy kullanacağız. Vatan millet için. İki milletvekili de hayır oy kullanıyor. Hatta Cengiz bir şeye bile katılmıyor. Diğeri de, bu e, burada yapılacak her şey hükümet sorumludur. Ben hayır oy kullanacağım diye açıklama yapıyor. Sonra peş peşe Saadet'ten istifalar geliyor. Artık bu gerçek yüzünü görmeleri için ne olması gerekiyor? Hayret. E, diğer partiler diyecek hiçbir şey yok. Bağım vatanımızı koruyalım mı hususunda? Yarın oraya Hafter başa geçerse, e ne olacak? Ne olacak orada? İsrail diyor ki ne işiniz var Libya'da? Yunanistan diyor ki ne işiniz var Libya'da? Kardeşim Mısır diyor ne işiniz var Libya'da? Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ne işiniz var Libya'da? Mavi vatanımız, vatanımız orası bizim. Hani Gazi ile CHP'nin alakası kalmamıştır diye burada söylüyorum ya. Trablusgarp'ta boşuna mı savunuldu? Oralar bize çok uzak topraklar mı? Oralar bizim daha en son kaybettiğimiz topraklar. Ya hepsini geçtim. Kattafi'nin desteği ortada. Ya biz Türkiye olarak işte efendim yalnız kalırsın şöyle olur. Ya biz yalnız kalabiliriz. Biz vatanımızı korumak için daha önce biz sevri nasıl yırttıysak yine önümüze sevri dayatmaya çalışıyorlar. Mavi vatanımız hususunda o harita Yunanistan'ın gösterdiği o harita bize yeni bir sevri dayatmasıdır. Bunu bu şekilde okumak gerekir. Tarih burada Redo'yu kullananları hiçbir zaman unutmayacak. Torunları bunları unutmayacak. Bunlar tarih kitaplarında yazacak. Orada Libya yaptığımız anlaşma bizim vatan topraklarımızı korumaktır. Böyle deyince ne kadar etkili değil mi? O, o sular da bizim vatan topraklarımızdır. Bunu ilhak etmeye çalışıyorlar. Yani CHP kafasına göre, İyi Parti kafasına göre, HDP kafasına göre, Saadet kafasına göre hiçbir şey yapmayalım. Orayı ilhak etsinler. Kardeşim sen partileri pırtları bırak. Biz bu vatanın devletin çocukları değil miyiz? Körü körüne bir partiye bağlanmayın. Burada ben AK Parti'nin birçok politikasını eleştirmişimdir. Asgari ücretle attığım tweetler ortada. E, efendim aile politikaları attığım tweetler ortada. Kültür politikaları alt attığım videolar yayında ortada. Birçok noktada eleştirmişimdir. Bu vatan millet hususudur. Burada helal olsun. AK Parti, MHP ve Büyük Birliği'nin oylarıyla geçmiştir meclisten. Bunları görmeniz gerekir. İşte hassas noktalarda devletin, e, kimin devletin yanında yer aldığına, kimin vatanın milletin müdafasının yanında yer aldığına burada net olarak gözüküyor. Şimdi tüm bu tabloyu okuduğumuzda Türkiye'nin küresel bir güç olarak bakın altını çiziyorum. Öyle her baba itin harcı değil. Oralara müdahale edin buralara. Önceden neydi işte Kemal Kıştoğlu'nun kafası. Aman sinelim. Aman Amerika ne derse olsun. Aman İsrail ne derse olur. Olsun. Bir şey yapmayalım. Şimdi Türkiye adım atıyor. Bakın yani futbolda bir örnek vardır. Savunmanızı ileride yapmanız gerekir. Gol yememek için. Kalenin dibinde yaparsanız gol yeme ihtimaliniz yüksektir. İleride savunma yapalım. Önceden harekete geçmek güçlü ülkeler gibi önceden harekete geçmek. Bunu yapmaya kalkıyorsun. Yine önüne engel çıkarmaya kalkıyorlar. Diyorum ya vatan millet şey umurlarında değil. Erdoğan'a karşı olalım. Erdoğan'a karşı. Engin Altan'ın açıklaması vardı ya. Bu hükümet dünyanın en iyi işini bir yapsa biz bunlara muhalif oluruz. Biz bunlara karşısına oluruz. Yani diyor ki beni diyor beni dinlemeyin diyor. Beni ancak aptallar dinler diyor. Biz salaklar beni dinler diyor. Bunu söylüyor. Bunu söylemek ne demek? Dünyanın en iyi işini yapmak. Vatan, millet, devlet için iyi bir şey bile yapsak biz onun karşısına oluruz diyor. İşte burada da durum ortada. Vatan, millet için iyi şey yapmak ve karşılığında olmak. Bu kadar net. Kendini Atatürkçü diyen, İslamcı diyen, efendim solcu ne, ne derse desin. Seküler kesimden, şey kesimden fark etmez. Eğer hassasiyeti vatan, milletse buna Evet oyu vermesi gerekirdi. Çünkü burada oynanan Libya tezkeresi bu hafifletilmiş boyutta böyle yazar ama mavi vatandır ana şey. Çünkü daha öncesinde anlaşma yaptık biz orada. Biz orada anlaşma yaptık. Hafter başa geçsin Yunanistan Hafter'le anlaşma yapsın. Mısır zaten dünden razı biliyorsunuz bize düşman. Mısır'la da yapsın. İsrail sanki Türkiye'yle anlaşma yapar. Bu komik. Ee, İsrail'le de anlaşma yapsın. Hiçbir hak hukuk kalmasın. Biz önceden barikatımızı kurduk. Barikatımızı kurduk oraya. E şimdi de onu korumamız gerekiyor. Bunun için adım atılıyor ama yok.

ويتمركز احيانا امام هذه القاعده وهو مدفع ميداني موجه يقوم بتشغيله جنود اتراك من تركيا يقومون بتشغيل هذا المدفع نحن عن مدفع مدفع وحيد لماذا يعني عم تذكر هذا المدفع هو المدفع الوحيد الموجه لدينا نعم لان هذا المدفع هو المدفع الوحيد الموجه لدى الميليشيات الارهابيه. يعني بدك اللي عم تحاول توصله حضره اللواء هو ان القصف المدفعي الوحيد اللي عم تتعرضوا له هو من مدفع واحد. اولا انا اريد ان اوصل الموقف بشكل جيد للمشاهدين. اوكي يعني هيدا المدفع انا بفهم من كلامك انه يمكن هو الاكثر ايذاء. اشتا <applause> بويرون. وفاجئ بيرجوجمزه بير توب geçemiyoruz diyor. Biz oraya ciddi manada bir tezkereyle askerimizi gönderdiğimiz zaman, gücümüzü gönderdiğimiz zaman o emperyalist güçten oyunu darmadağın olacak. Bozulacak Allah'ın izniyle. Suriye'ye çevirmeye çalışıyorlar. Bozulacak onların hepsi. Aksi halde sevri dayatmaya çalışacaklar bize. Yunanistan'la o mavi vatanımız o ikinci bir sevdir benim gözümde. Çok ciddi bir şekilde bizim topraklarımız 150 bin kilometre kareden fazla alanı gasp etmeye çalışıyorlar. Hakkımız orası bizim. Buna karşı çıkan kim varsa bu ülkede onları iyi görün. Onları iyi okuyun. Vatan toprağı. Sen kara toprağında mavi vatanı kadar önemlidir. Bu topraklar üzerinde işgal etmeye çalışan, gasp etmeye çalışanlara karşı dürüst sergilemeyenleri iyi görün. iyi okuyun. Ondan dolayı diyorum. Buradaki tezkere de mavi vatanımızı bu oylama mavi vatanımızı koruyalım korumayalım oylaması mıdır? Bunu iyi görmeniz gerekir. Bu kadar. Burada tablo açık net ortada. Şimdi günden bu kadar yoğunken Tabii MIT'in e, bir, önemli bir başarısı biraz gölgede kalmış oldu. Nedir o? Apo'nun dayısının oğlu Metin Arslan İran kuzeyinde düzenlediğimiz operasyonla efte oldu. Gitti. Bakın bir yanda emperyalist güçlerin bizim e, Doğu Akdeniz'de mavi vatanımıza göz dikenlere karşı dik duruş sergileniyor. Kararlı bir şekilde üzerine üzerine gidiliyor. Laftan öte üzerine üzerine gidiliyor. Bakın tezke anlaşması, daha önce yapılan anlaşma, oraya gönderdiğimiz sondaj gemileri, Oruç Reis, Fatih, Barbaros, Yaptığımız tatbikat, Akdeniz tatbikatı. Bunlar bir yandan e, orada operasyonlar, kanemici emici e, terör örgütlerine karşı operasyonlar. Bir yandan Amerika'nın FETÖ lobisine karşı burada dik duruş. Bunlar yapılıyor. Her taraftan saldırı var. İçimizde de şunu iyi görmeniz lazım. Ekonomi bilmem şu mu olur bu mu. Kardeşim vatan toprağın, senin mavi e, vatanın bunun için mücadele ediliyor. Senin burada ona göz kara topraklarına göz dikmez mi? Daha bir asır önce. Bir asır önce diyorum ya burada hangi görüşten hangi kesimden olursan ol. Ortak kaygımız olması gerekir. Ya bizim dedelerimiz nasıl savaşmışlar ya? Hiç mi unuttunuz mu bunları ya? Yedikleri yemekler, öğün listeleri vesaire bunlar şaka mıydı? Ha bizdeki şimdi gençler bak şu çok pahalı. Ay iPhone alamıyorum çünkü 3 lira falan ama. Ya nereden nereye gelmişsin? Nelerle uğraşıyorsun? Bir gözünü aç da bak ya. Bir gözünü aç da bak. Bütün tara her tarafın ateş çemberini almaya çalışıyorlar. Sen bunları kırıyorsun üzerine üzerine. Kanal değiliz ha. Çok çok şükür çok güçlüyüz. Yani öyle hadi diyelim Allah gösterme. Hafter geldi bir şekilde o desteklerle emperyalist güçlerin desteği. Yunanistan adım atmaya kalktı. Bir asıl önce nasıl sevri yırttıysak yine yırtar. Yine gider mücadelemizi ederiz. Gerekirse savaşırız. Bir toplu iğne ucu kadar yer vermeyiz. Savaşırız canımızı veririz ama vermeyiz. Ama birileri de o mecliste o retoyu atanlar. O retoyu oturdukları yerlerde o red oy atanları iyi görün. Gençlerimize anlatın. Mavi vatanımız noktasında o red atanları gençlerimize aktarın. Bu videoları vesaire paylaşın görsünler. Daha çok kişiye ulaştırın lütfen rica ediyorum. Çünkü bu tabloları iyi okuyamayan gençlerimizin bugün hashtaglerde neler yazdıklarını, efendim gündemi ek sözlüğe göre okuduklarını, nerelerden etkilendiklerini görüyoruz. İki tane afilli açıklama yazıyor da. Bu siyasi bir karardı ve Fatih Portakal açtı işte ana haberinde söyledi siyasi bir karar dedi. Yuh yazıklar olsun sana. Fatih Altaylı bunun sorumlusu hükümettir. Ulan koru, Doğu Akdeniz'de bir şey yapmazsan hiçbir şey yapmıyor hükümet hiçbir şey yapmıyor. Hareket etsen yine suçlu. Ne biçim bir kafa ne biçim bir zihniyet bunlar ya Allah ıslatsın ya yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Ee, gündem sıcak. Daha çok gelişme olacak. Burada sizlerle adım adım paylaşacağım inşallah. O yüzden aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O bildirim zili önemli. Bakın abone olmuş olanlarda da videoları Aksel'de göremeyebilirsiniz. Bildirim ziline de basın lütfen. Videolarımıza destek olmak isteyenler kanalımızın büyümesi noktasında aşağıda katıl butonu var. Oralar, oralarda çeşitli sekmetler var. Ee, o sekmelerden seçerek Durumu olanlar destek olabilir. Ne kadar çok destek olursanız kanalımız o kadar gelişir. Bu önemli. Bunu özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Onlara özel videolar da yapacağım. Soru cevap videoları da yapacağım. Oradaki sayı arttıkça. Hatta bize ciddi manada o yüksek sekmelerde destek olanlarda buluşmalar yapacağız. inşallah. bir WhatsApp grubu kurarak da birlikte fikir alışverişlerini daha çok onlarla yapacağız. Onu belirteyim. Bunun dışında da Melih Esat Acil et Gmail'den ulaşabilirsiniz. E seminar talepleri vesaire Instagram'dan falan yazanlar oluyor. Bazen göremeyebilirim. Melisaat acil gmail'den bu noktaya ulaşabilirsiniz. Sponsor destek olmak isteyenler özellikle işte ekipman ihtiyacımız var. Yine oradan yazabilirsiniz. Ee, Instagram'dan da takip edip e, video fikirlerinizi iletebilirsiniz efendim. Allah'a emanetler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.